Herkese merhabalar. Yanımda Gözde Hanım var. Çanakkale'den geldi Gözde Hanım. 26 yaşında. Evet. Oldukça kilolu. Vücut kitle endeksi 63-64 civarı. Ve Gözde Hanım da 2 gün önce tüp mide operasyonu yaptık. Bugün de taburcu oluyor inşallah. Evet. Neden tüp mide yaptık sizde Gözde Hanım? Vücut kitle endeksim yüksek olduğu için ilerleyen dönemlerde kilomla durma yaşarsam bypass'a dönebilirim diye yaptık. Yani bir şansım daha olduğu evet. için. Şimdi bypass'ta bypass olduğunuzda şans kalmıyor değil. Onda da var ama ondaki önlemler daha katı olduğu için çok önermiyorum. Bypass'ta bağırsa mesela daha uzağa bağlayabiliyoruz ama onun da dezavantajları oluyor. O yüzden sizde ilk aşamada tüp mide. Belki tüp mide tek başına yetecek zaten. Yeterse de başka ameliyat zaten gerekmeyecek. Ama daha 26 yaşında ileride bir operasyon gerekirse bu verdiğim kilo yetmedi veya aldım derse bir bypass opsiyonumuz kalsın diye tüp mide operasyonu seçtik. Peki nasıl geçti? Memnun kaldınız mı? Ben çok memnun kaldım. Çok araştırdınız evet, değil mi? 4 yıl boyunca hep sizi araştırdım. Dedim ki bir gün ameliyat alırsam ya fakübey olacağım ya da hiç olmayacağım dedim. Ameliyattan başta korkuyordum. Ama hiç korktuğum gibi olmadı. Hastane, doktorumun hemşireleri Didem Hanım çok ama çok yardımcı oldular. Yani bu kadar hafif bir ağrıyla atlatacağım meseleyi evet. 4 yıl boyunca hiç beklemezdim. Ama siz ilk geldiğinizde bize gastrik bypass olmalı evet. diye gelmiştiniz. Hatta tüp mide önerdiğimde de şaşırdınız evet, biraz. Evet. Değil mi? Evet. Ama tüp mide operasyonu oldu. Gayet güzel oldu. 2 gün sonra da tabii fark ne? Tüp mide operasyonundan sonra şimdi ilk 2 haftada püre yiyecek yok. Sadece sıvı evet. şeyler tüketebilecek. Su, süt, ayran, çorba, tanesi komposto gibi. Bir de protein katkılı mamalara 2 hafta, 4 hafta arası kullanman gerekecek. Bypass'ta bunlar biraz daha farklı. O konularda da detaylı bilgi veririm. Çok teşekkürler size. Size ben size çok teşekkür ederim. Sağ olun. 6 hafta sonra görüşeceğiz. Görüşmek üzere. Kontrolümüzde. Görüşürüz.